Bu videoda x üzeri 4 eksi 2x küp artı 5x'i. x'e böldüğümüzde, evet bölümün neye eşit olacağını bulmaya çalışacağız. Hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Üstteki ifadenin alttaki ifadeye bölümünün neye eşit olacağını bulmak için bununla yani x ile neyi çarparsam sonucun buna eşit olacağını da bulabilirim. Yazıyorum x üzeri 4 eksi 2 x üzeri 3 artı 5 x. Şimdi sizce bunu nasıl yapabiliriz? İki farklı şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Birinde bunu yeniden yazacağım. Şu x'i de farklı bir renkle yazayım. Evet. Bunu 1 bölü x çarpı x üzeri 4 eksi 2 x küp artı 5 x olarak yazıyorum. Sonra da bu parantezi açabiliriz öyle değil mi? Bunu yaparsak x üzeri 4 bölü x eksi 2 çarpı x üzeri 3 bölü x ve artı 5x bölü x elde ederiz. Bunların neye eşit olduklarını da yazalım. x üzeri 4 bölü x. Elimizde birbiriyle çarptığımız 4 tane x olduğunu düşünelim. Bunu x'e bölersek 3 tane x kalır. Yani x üzeri 3 elde ederiz öyle değil mi? Not edelim x üzeri 3. Elbette aynı sonuca üstel ifadelerin özelliklerinden faydalanarak da ulaşabiliriz. Bu x üzeri 1'dir. 4'ten 1 çıkınca da geriye x üzeri 3 kalır değil mi? Peki ya bu? Eksi 2'yi yazıyorum. x üzeri 3 bölü x de x kare eder. Ve son olarak 5x bölü x'in sonucu da 5'tir. İsterseniz bununla x'i çarpınca sonucun bu olacağını kontrol de edebilirsiniz. Yapalım mı? Şunu şuraya yazayım. x üzeri 3 eksi 2x kare artı 5 çarpı x. Parantezi açacağım. x çarpı x üzeri 3, x üzeri 4 eder. x çarpı eksi 2x kare eksi 2x üzeri 3 ve x çarpı 5 de 5x eder. Peki. Size ikinci bir yol daha olduğundan bahsetmiştim. Bu kez de paydaki ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışacağım. Çarpanlardan birinin de x olmasını istiyorum. Önemli olan paydaki ifadeyi yani bu örnekte olduğu gibi x'i çarpanlarından biri olarak bulabilmek. Şunu bir daha yazayım. x üzeri 4'ü x çarpı x üzeri 3 olarak yazabilirim öyle değil mi? Eksi 2x üzeri 3'ü artı koyayım. x çarpı eksi 2x kare olarak ve 5x'i de x çarpı 5 olarak yazıyorum. Bunların hepsini x'e bölünce de, e, ama önce paydaki ifadeyi x parantezine alalım. Zaten amacımız buydu. Hemen yazayım. X çarpı x üzeri 3 eksi 2x kare artı 5. Öyle değil mi? Bölü x'i de unutmayalım. X 0 olmadığı sürece xler birbirini götürecek ve burada da geriye az önce bulduğumuz ifade kalacak. Evet size iki farklı yol gösterdim. İkisi de son derece kolay. X'e bölmek, paydaki terimlerin hepsini 1 bölü x ile çarpmakla aynı şeydir. Aa, aynı sonuca, payı x parantezine alıp bu iki x'in birbirini götürmesini sağlayarak da ulaşabildik.